şu an Çorum'da çok bilinen bir yerdeyiz. Bahabey Caddesi üzerinde Ekol Et'teyiz. Engin ustamızla birlikteyiz. Engin ustam, buranın bir adresini verirsen. Evet, Bahabey Caddesi, Bahçelievler Mahallesi. Bahabey Caddesi 41 bölü B'de hizmet veriyoruz. Ekol Et işletmecisiyiz. Kaç yıldır buradayız? 7 yıldır işletmesi sahibiyiz. Evet, buradayız, evet. Siz eski metropol ustalarındandır, evet, değil mi? Evet, tabii. Yaklaşık 15 seneye yakın metropol Çorum'un en büyük marketlerinde yöneticiliğini, şefliğini, çıraklığını, her şeyini yaptık. Ha, İlk oradan mı başladınız? Yok, 1989'un yazında ilkokul bitti, başladık. Yani çıraklıktan başladık. Ha. Çekirdekten yetişme derler ya. Ha. Ustanız kimdi? Ustam Çorum'un değerli ustalarından Uysal Kölegöz, Kasap Uysal. Kasap Uysal. Uysal Kölegöz. Eski Çorum Spor amigosu. He. Çok değerli bir ustamdı. Allah rahmet eylese, kendisi de vefat etti. Değerli bir ustamdır. He. Ondan işi öğrendik. Tabii başlangıcımız orası. Ondan sonra tabii kendimizi geliştirerek, mücelleyerek Çorum'da iyi hizmet vermeye çalıştık. Ve Allah'a şükürler olsun burada başardığımıza inanıyoruz. He. Şurada ne tür ürünler satıyoruz? Onlar hakkında bir kısaca bilgi verirsek. Bu reyonumuz dana reyonumuz. Çorum'da ender bulabileceğiniz kendi besimiz olan danalardan kesiyoruz. Dana tıracımız var, antrikotlarımız var, kontrafilelerimiz var, dana kaburgalarımız var. Kuzu boşluğumuz var. Şöyle köfteli kıyma falan için bir numara etlerden bir tanesi. Bunları her kasapta bulamazsınız. Böyle bütün çeşitleri sunmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize. Hazırladığınız kendi köftelerimiz. Tabii. Çorum'da en iddialı köftelerden bir tanesi. En çok sattığım ürünlerden biri. Bir de köfte demek, güven demek. Hı. Dükkanımızda en çok sattığımız ürünlerden bir tanesi. Köftemiz, kuzu şişimiz, kendi imalatımız, sucuğumuz. Osmanlı sucuk tabii, diyorlar tabii. Değil mi? Adana'mız. Adana'mız. Şöyle ender bulabilecek. Köfteyi sorayım. Bulgurlu köfte mi oluyor? Biz yok, bazen yok, yiyoruz. Yok. Onun bir şeyini söylersen. Şimdi, mi? Yok. Biz yani kasaplar ne yapıyor? Bize bulgur tadı geliyor. Bulgur çiğ köftede olur mu? Bu ızgara köftede bulgur olmaz. Yok, olmaz da biz bazen alıyoruz. Bazı yerlerden vallahi, yiyoruz yani. Bir, şey bir bulgur ben, muhabbeti var yani. Şöyle dinle söyleyeyim. Bu köftenin garantisini de veriyorum. Hani garanti ürünü satan ender kasaplardan bir tanesiyiz herhalde. Hı. Bir tanesinin tadına bakıyorsun, beğenmezsen getiriyorsun. Parasını alıyorsun. Hı. Daha öyle bir şeyimiz de olmadı Allah'a şükür. Yok, sizin için söylemiyorum. Evet, ben de şey demek istediğim, burada bir hile dönüyorsa, hile nedir siz bilirsiniz. Hile, şimdi onu belki söylemeyelim. Şimdi hilesini, biz temiz yaptığımız için biz de hileyi bilmiyoruz. Tamam. Hile bize düşmüyor. Tamam, bu şu bölümdeydi. Şu bölümde burada kuzu kelebek dediğimiz, kuzunun sırtından ızgaralık ve yemeklik olabilecek veya fırında olabilecek en değerli etlerden bir tanesi. Çok kaliteli ve güzel. Hı. Şu kuzu kaburgamız. Böyle. Bu da sebze yemeklerinde işte tahıl yemeklerinde kuru fasulye, nohut, patlıcan, diğer sebze yemeklerinde kullanabileceğimiz bir ürün. Pirzolamız var. Hı. Kuzu pirzolamız. Kalemdir. Özellikle söylüyorum. Çorum'da yine iddialı bir ürün. Ender bulabileceğimiz bir ürün. Kemiksiz falan yoktur. Hepsi kalemdir. Özellikle söylüyorum. Kalem pirzola. Antrikot. Kontrofile. Soslu, özel marinalı. Ustamız, çok özel bir ustamız var. Onun da marinası ona ait. Mükemmel bir aromayla. Tava da harika oluyor. Mandalda da olur ama tavada önerdiğimiz tava. Fiyat ne kadar peki bu? Fiyatı 100 lira. 100 lira. 100 lira. Şunlar kuzu fırında koldan yaptığımız. Bunlar bütün kuzu kaburga, kuzu böbrekleri biliyorsunuz. Bunlar yine kontrafile. Şu kuzu sırtı ortalık dedikleri yer. Bu ne yapılıyor onun? Bunlar fırın olur, kürbasma olur, haşlama olur. He. Şu kuzu lokomayanları bulabilecek bir ürünlerden. Bu ne oluyor? Yemeği? Bu da kuzunun bonflesi. Yani bonfle. Yani bir kuzuda 200 gram gibi çıkar. Şu kuzu boyun, gerdan derler buna da. Çok harikadır bu ette. Haşlamada, fırında. O da çok güzel olur. Burada dana ciğeri mi gördün? Dana ciğerimiz de var. Tabii hı, kendi kestiğimiz ciğeri getiriyoruz. Normalde sakada satmıyoruz. Hı. Kendi kestiğimiz kuzum ciğeri de var böyle. Hı. Hepsi kaliteli, günlük, taze dediğimiz ürünlerden. Hı. Bunlar da zaten kuzu bol. Kuzu bol. Evet. Hepsi güzeldir. Şurada kavurma. Hı. Bu da değişik bir ürün. Evet. Bu da hazır, böyle hazır yiyeceklerden. Satın alıyorsunuz değil mi? Tabii bunu satın alıyoruz. Kavurmada tamam. Bizim ürünümüz değil, hazır alıyoruz bunu. Tamam. Ama eti güvenilir bir, çok sevdiğimiz bir dostumuzun garantili bir kavurmadır. Fiyatı ne kadar? Sürekli uzun. 115 liradan satıyoruz. 115 lira? Evet. Bu aslında şey oluyor, Çorum'da neydi? Şu kavurmalı pide yapıyorlar başka illerde. Evet, bahar yani, pideleri de falan evet, harika. Çok harika bir lezzet oluyor. Çorum'da pek
öyle bir kültür gelişmemiş. Evet, gelişmedi. Hı? Bir de bizim hazır yemeklerimiz falan var. Onları da daha sonra sunumunu da anlatacağım. Bu da kuzu inciktir. Şöyle bakın. Hı? Çok harika kuzu incikler. Bunlar da haşlama fırın. Bunlar da çok güzel olur. Haşlaması özellikle çok güzel olur. Biliyorsunuz diğer tavuk çeşitleri. Ender bulabileceğiniz ürünlerden şunu Çorum'da çok zor bulabilirsin. Şöyle markasını kapatayım. Yaprak kanat. Sade uç kanat diye geçer. Çorum'da sürekli bulundurduğumuz bir ürün. Bir de tavuk kelebeğimiz var. O da 7 senedir açtık açalı. Tavuk kelebeğimiz de herhalde şu anda kalmamış. İyi gidiyorduk değil mi? İyi gidiyorduk. Kalmamış tavuk kelebeğimiz. O elinizdekiler? Bunlar normal sakatat. Tavuk sakatatları. Ciğer taşlık gibi. Şu kemikler ne için? O... Bunlar da çorbalık. Çorbalık. Evet. Kemik suyu çorbası oluyor yani. Kemik suyu çorbası. Kuru fasulye ne olduğu gibi. Güzel lezzet verecek. Şeyler. Şöyle bakarsanız iliği falan da vardır. Şöyle iliği falan da vardır. Çorbalık diye satıyoruz. Bunun şey fiyatı da çok iyi. 15 liradan satıyoruz kilo hesabı. Çok harika. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ürünler günlük kesiliyor değil mi? Günlük derken şöyle haftada 3 sefer kesim yapıyoruz. Kesim yapıyor. Yani günlük desek şimdi biraz insanlara abartı gibi olur ama haftada 3 sefer. Şeyden mi alıyorsunuz? Mezbahanede kesiliyor değil tabii, mi? Tabii. Siz ürün kendiniz mi seçiyorsunuz? Tabii, gidiyorsunuz. Tabii. Ben şunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum. Yok ona gerek kalmıyor. Bizim ortağımız şu Türkiye çapında büyük bir et firması. OLG Grup'la beraber ortak yapıyoruz. Olgun et. Evet, OLG Grup'la. Onlar da sağ olsun bize zaten dükkanımızın da kalitesi belli. Evet. En iyi etlerden seçip yapıyoruz beraber. Güzel bir şey çıkartıyor. Peki hazırladığınız şeyler var. Yemek hazırlıyormuşsunuz. Bir onlar hakkında kısaca bir bilgi verirseniz. Yemek şöyle hemen izah edeyim. Güveç tarzı yapıyoruz. Fırın tarzı yapıyoruz. Tepsi tarzı yapıyoruz. Müşterinin isteğine göre yapıyoruz. Müşteriyi yormuyoruz. Lavaşına kadar pidesi işte pilavı, salatası her şey oluyor. Her şeyini gönderiyorsunuz. Her şeyi yapıyoruz. Yani arıyor diyor ki bana 2 kilo etle yap diyor. 3 kilo etle yap diyor. O müşteriye bırakıyoruz kilo etini. Evine kadar gidiyor. Evine kadar bırakmasak da hazırlıyoruz. Çok şey olursa evine kadar da gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Yani, tepsi yemekleri, güveç yemekleri. Hazır bütün kuzu pişiriyoruz. Yani Çorum'da ender işlerden bir tane yapıyoruz. Fırında kuzu. Tabii. Onların videolarını ikinci video olarak atacağız inşallah. Kokoreç var. Çorum'da bulamayacağınız bir ürün daha bizde var. Kokoreç. Hazır yarı pişmiş kokoreçlerimiz var. O da şu anda kalmadı. Hafta sonu oluyor. Hafta sonuna özel etli çiğ köfte yapıyoruz. O da çok güzel ve lezzetli. Müşterilerimiz bizi tercih ediyor. Zaten sağ olsun Çorum'da bir etiketiz. Sağ olsunlar. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz de seçici. Biz de müşterilerimize özel bir şeyler yapıyoruz yani genelde oluyor. Açılış kapanış saatleri ne zaman buraya? Açılış sabah saat 8:20 kala falan açıyoruz sabah saat 8:20 kala. Akşam da 8 gibi kapatıyoruz kış saati. Yaz saatimizde sabah saat 7:30, akşam 9'a çeyrek kala gibi kapatıyoruz. Şöyle girelim. Şurada bir tane sos gördüm. Benim kafama takılan şey. Yani evet. Eleştiri olarak benim için de. Bu soslar genellikle kasaplarda oluyor. Evet. Bize uzun süre beklemiş gibi geliyor. Bozulmuş gibi geliyor ama. Yani bunun bir şeyi var mıdır? Yani? Tabii ki. Ben şöyle izah edeyim. Bunu biz ne zaman yaptık? Salı günü yaptık. Yani pazartesiye biterdi. Yani zaten bir de dolapta durduğu için bizim bozulma şansımız yok. Şöyle baktığınız zaman. Bu sosun bir özelliği daha var. Kırmızı ete de oluyor. Sadece tavuk sosu olarak kullanmıyoruz bunu. Çok değerli bir sos. Bekledikçe aromasını alan bir sos. 1 gram su yok bunda. Zeytinyağıyla yapıyoruz. İçerisinde ne var? İçerisinde söylemeyeyim bunu. Formülü söylemeyelim. Yani ama tane kekik, işte yoğurt, sarımsak, o tür şeyler var. Kazanı çıkarabilir miyiz şimdi? Şöyle buyurun. Şimdi Engin Usta bize bir şey söyledi, bir daha söylesin. Bu sos aynı zamanda hem kırmızı tavuk ete, sosu hem de kırmızı ete kullanabiliyoruz. Harika genelde sosu. Bak defne yaprağını görüyor musun abicim? He? Defne yaprağını görüyor musun? Defne yaprağı, tane kekik. Genelde bu tür lezzetler birbiriyle çakışır ama bu sos özel bir sos. Özel bir sos. Bekledikçe anlarlar bir sosu. Yani bana bir gün önceden veya 3-4 saat önceden yaptırırsa aromasını bu sos Çorum'da çok iddialı bir sos. Yani bilemiyorum yani yiyen bilir artık damak zevki tabii. Ha. Herkesi tavsiye ediyoruz bir deneyelim bakalım. %90'ın üzerinde yani olumlu not alıyoruz tabii. Memnuniyet var. Pazar günleri gelip burada pazar, cumartesi, hafta içi falan hazırlanıp tabii. Gelenler oluyor değil mi? Tabii. Hepsi bizle çalışıyor. Hepsi de memnun. Çorum'un en iyilerinden biriyiz. Yani en iyisiyim demiyorum ama en iyilerinden tercih edilen insanlardan bir tanesiyiz mesleki olarak. Bizi tercih eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Ekolet demek, kalite demek. Bunu müşterilerim zaten biliyor.
tekrarlamanın da anlamı yok. Engin Başaran farklı, Çorum'da bir fark olduğunu herkes biliyor. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun.